Peki hocam, meme haricinde hanımlarda diğer gördüğünüz kanser türleri nelerdir? Hanımlarda söylediğimiz gibi en çok meme kanserleri gözüküyor. Bunun arkasından rahim nazlı kanserlere ikinci sırada, daha sonra da işte sindirim sistemi kanserleri sık görülen kanser türleridir. Rahim ağzı kanserleri yine, onlar da tabii kadın doğum uzmanlarının daha çok takip ettikleri ve teşhis ve tedavisini yaptıkları. Onun dışında yine medikal onkolog ve radyasyon onkologlarının devreye girdiği bir kanser türü. Sindirim sistemiyle ilgili kolon kanserleri veya işte mide kanserleri ve işte karaciğer, pankreas gibi organların kanserleri yine bizleri ilgilendiriyor. Yani genel cerrahinin alanına giriyor. Onlar da yine sık görülen ve önemli hastalıklardan. Hanımların burada da çok dikkatli olmaları lazım. Nasıl dikkatli olmaları lazım? Yani mideyle ilgili sorunlar, sindirim sorunları, kabızlık, aşırı ishal, büyük abdestte kan görülmesi gibi durumlarda mutlaka bu işle ilgili hekimlere gidip tetkiklerini yaptırmaları lazım. Şimdi günümüzde tıbbi teknoloji çok ileri. Yani birçok organlarımızı çok iyi değerlendirebiliyoruz. Nasıl değerlendirebiliyoruz? İşte gastroskopi yaparken yemek borusu ve midenin kanserlerini görebiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Veya kolonoskopi yapıp kalın bağırsak, rektum ve anal bölgenin kanserlerini görebiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Hatta buralardan bu işlemleri yaparken aynı zamanda biyopsi alıyoruz ve kesin tanıya gidebiliyoruz. Ya da bazen prekanseröz dediğimiz polipler alınabiliyor ve bu polipler henüz daha kansere dönüşmemişken alındığı zaman hasta için çok büyük bir şans oluyor. Yani gelecekte bir kanserin oluşumunu baştan engellemiş olabiliyorsunuz. İşte pankreas, karaciğer gibi organların kanserlerine yine ultrasondu, MR'dı, multi-slice BT, bilgisayarlı tomografiler çok kesitli. Bunlarla tespit etmek mümkün olabiliyor. Ve yine PET-CT dediğimiz özel bir tetkik metoduyla bunların kanser olup olmadığını tespit etmek mümkün olabiliyor. Şimdi girişimsel radyoloji diye radyologların, yani röntgen uzmanlarının farklı yetişmeleri bizim işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ameliyattan önce bunların kesin kanser olup olmadığını yakalayabiliyoruz. Ve teşhisi koyup ona göre planlarımızı yapabiliyoruz. Ve yine ameliyattan önce komşu dokulara sıçramış, sıçramamış olduğu durumları tespit edebiliyoruz. Mesela bir gün bir hastada sarılık görüyorsak, bu sarılığın nedeni acaba kanala bir taş mı düşmüş, yoksa kanalda bir tümör mü olmuş ya da bir pankreas başında tümör olmuş da bu tümör safra yollarını mı tıkamış? Bunları ciddi elimizdeki imkanlarla, görüntülemelerle veya işte biyopsi imkanlarıyla bunları tespit edebiliyoruz ve ona göre hastanın ameliyatlık olup olmadığını, ameliyattan nasıl bir sonuç elde edebileceğimizi tespit edebiliyoruz ve buna göre de ameliyatı planlayıp hastayla bunları paylaşıp ya da hasta yakınlarıyla ona göre tedavinin nasıl yapılacağını hastaya da izah edip ve onun onayını aldıktan sonra da
bu tür ameliyatları yapıyoruz. Tabii bunlarda da bir ameliyat aşaması var. Bir de ameliyattan sonraki takipleri var. Teknolojinin gücü diyebiliriz burada tabii, hocam. Tabii. Çünkü sonuç olarak evet. Çünkü ameliyatları yaptığımız zaman hastalığın nereye kadar yayıldığını bazen daha sonraki takip esnasında da bulabiliyoruz. Öncelikle yani görülen alanları temizliyoruz. Ama günün birinde daha çok hücresel boyutta bir metastaz bir yere sıçrama varsa bu daha sonraki takiplerde ortaya çıkabiliyor. Ve böyle bir takipte de ortaya çıkarsa bunu da yine kemoterapi veya radyoterapi ile engellemeye çalışıyoruz. Bu kanser mevzu çok derin ve geniş bir mevzu. Sadece bunu yani bir hekim, iki hekimle de zaman zaman çözemeyiz. Onun için biz de hastanelerimizde onkoloji konseyleri, kanser konseyleri düzenliyoruz. Burada konseylerimizde en az 15'e yakın, 14-15'e yakın hekim bulunuyor. Yani klinisyenler, cerrahlar bulunuyor. Medikal onkolog bulunuyor. Radyasyon onkoloğu bulunuyor. Patolog bulunuyor. Tüm branşlardan. Radyoloji uzmanları bulunuyor. Girişimsel radyoloji yapan arkadaşlar bulunuyor. Çünkü bazı kanserler gerçekten ameliyat etmek zor olabiliyor. Mesela bir karaciğerdeki bir kanser için embolizasyon yapılabiliyor. Radyo frekans yapılabiliyor. Ve farklı tedaviler cerrahiye alternatif olarak uygulanabiliyor. Veya diyelim ki pankreas başında bir tümör var ve bu tümörde koledoku tıkamış. Oraya bir stent konabiliyor. Veya kardiya dediğimiz mide ile 12 parmak bağırsağının birleştiği yerde bir tümör var ve başka organlara da sıçramış. Mesela buraya bir stent konabiliyor. Geçici de olsa hastaya bir rahatlama sağlamış olabiliyor. Veya bazen perkütan transhepatik girişimlerle safra kanalındaki safranın drenajı sağlanıyor. Bu bazen bağırsağa drenajı, bazen dışarıya drenajı sağlanıyor ve sarılığı hastanın giderilmiş oluyor. Ve ona bir geçici de olsa bir yaşam şansı sağlamış oluyoruz. Bazen bazı organlara sıçramış oluyor ama ciddi bir kanama yapıyor. Mesela bir kolon kanseri. Yani bu bir inoperabl vaka demiyoruz. Gerektiğinde bir kanaması varsa, hayati bir sıkıntı varsa, bir ileus varsa yine onu da opere ediyoruz. Onu da ameliyat yapıyoruz. Ve böylece hastayı ya yaşam konforunu arttırmaya çalışıyoruz ya hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Ve onlar da bazen hastalıkları tesadüfen yakalıyoruz. Ömür boyu ciddi bir yaşam kazanmış oluyor. Bazen yaptığımız ameliyatlarla yine çok radikal bir ameliyat, hastalığı tamamen ortadan kaldıran, silen hastalık ameliyatlar yapıp tamamen kurtuluşunu sağlıyoruz. Hastanın ondan sonra ölümü artık kanserden değil, başka bir nedenle de olabiliyor. 20 sene, 30 sene yaşayan hastalarımız oluyor. Veya söylediğimiz gibi yani bir yerde problem çıkarsa palyatif ameliyat, palyatif tedaviler de yapıp hastanın yine yaşamının uzamasını en iyi şekilde evet, sağlıyoruz. Evet, yani Allah tabii önce sağlık diyoruz hep, önce sağlık. Çünkü sağlığımız bozulduğu zaman en kıymetli şeyin sağlık olduğunu bir kere daha öylece anlıyoruz.